Ahir zamanda ümmetimin başına sultanlarından şiddetli belalar erişir. Öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir. O zaman Allah daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak olan benim soyumdan bir zatı gönderir. Başlıyoruz. Müşrikler hoşlanmasalar da Allah bu dini bütün dinlere üstün kılacaktır. Ayetinin tefsirinde dini üstün kılacak kişinin Hazreti Fatıma'nın çocuklarından olan Hazreti Mehdi olduğu belirtilir. Bunun o İsa'dır diyenlerin sözleriyle de çelişki teşkil etmediğini, zira Hazreti İsa'nın Hazreti Mehdi aleyhisselama zemin hazırlayacağını söylerler hep. El-Kavlül Muhtasar'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa Hazreti Mehdi de en sonda İslam'ı aynı şekilde ayakta tutacaktır. Saadeti ebediyede Ashab-ı Kehf'in mağaradan çıkıp Hazreti Mehdi'ye asker olacakları tarzında bir rivayete yer verilir. Ashab-ı Kehf'in dirilip asker olmasının ne manaya geldiğini kesin olarak bilemiyoruz. Yalnız şunu söyleyebiliriz ki Hazreti Mehdi'nin imani mesajlarıyla Ashab-ı Kehf'in dirilişi gibi ölü ruhlar dirilecek, yeniden hayata döneceklerdir. Bu bize Hazreti Mehdi'nin mesajının temelinde insanı manen diriltecek imani hakikatler teşkil ettiğini göstermektedir. Muhyiddin-i Arabi, Mehdi'nin dini ikame edeceğini önemsenmez hale geldikten sonra ona tekrar kıymet kazandıracağını, ihya edeceğini söyler ve dini Resulullah'ın zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek der. İmam-ı Rabbani Hazretleri de sönen İslam güneşinin Hazreti Mehdi ile yeniden parlayacağını ifade eder. Ümmü Seleme'nin rivayetine göre Hazreti Mehdi İslam'ı yeryüzünün değişik bölgelerinde hakim kılacaktır. Onun diktiği kuru bir dalın hatta ağacın yeşerip yapraklandığı belirtilir ki bundan onun kerametlere sahip bir kişi olduğu kadar imansızlıkla ölü hale gelen kalpleri ağacın yeşerdiği gibi irşatları ve eserleriyle canlandırdıklarını, yeniden hayata döndürdüklerini de çıkarabiliriz. Hazreti Mehdi müceddit olduğu içindir ki aynı zamanda dönemine İslam'ın damgasını vuracaktır. İslam'a yöneltilen hücumları bertaraf edecek, sünnet-i seniyyeyi ihya edecektir. Hazreti Ayşe validemizin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bu husus açık açık anlatılmıştır. Benim vahiy üzere mücadele verdiğim gibi Mehdi de sünnetim üzere mücadele verir buyurulur. Rivayetlere göre Hazreti Mehdi ihya etmedik sünnet, kaldırmadık bidat bırakmayacak, ahir zamanda tıpkı Resulullah gibi dinin tüm vecibelerini ifa edecektir. İmam-ı Rabbani de mektubatında Hazreti Mehdi'nin bu önemli hizmeti üzerinde durur. Onun asli vazifelerinden birinin sünnet-i seniyyeyi ihya ve bidatları kaldırmak olduğunu söyler. Sünnet-i seniyyenin önemini anlatırken de şu satırlara yer vermiştir. Sünnet ve bidattan her biri diğerinin yokluğunu gerektirir. Birini ihya etmek, diğerini öldürmek sayılır. Bu manaya göre sünneti ihya etmek, bidatı öldürmek demektir. Aksi dahi böyledir. Hatta onun dini yayma ve sünneti ihya etme görevini yürütürken, halkı bidatlarla amel etmeye alıştıran modern bir bilginden dahi söz edilir. Hazreti Mehdi geldiğinde alabora olmuş bir atmosferle karşılaşır. Tepeden tırnağa İslam'a yöneltilmiş bir tahribat söz konusudur. İslamiyet'i içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan İslam kalesinde bir sürü gedikler açılmıştır. Bin seneden beridir yığılan ve birike gelen şüphelerin bir anda kusulduğunu, İslami esas, cereyan ve şeairlerin kırılmaya, kalbi umumi ve efkarı âmmenin dehşetli yaralanmaya, vicdan-ı umuminin bozulmaya yüz tuttuğunu müşahede eder. Tüm bunlar Süfyan'ın öncülüğünde gerçekleşir. Hazreti Mehdi ise bu müthiş tahribatın sebep olduğu manevi hastalığı
Kur'an eczanesinden aldığı ilaçlarla tedavi eder. Bidatlarla unutturulmaya çalışılan ve savaş açılan, gerçekte ise her biri birer iksir olan sünnet-i seniyye prensiplerini yerleştirmeye çalışır. O ve onun nurani cemiyeti, Süfyan Komitesi'nin tahribatçı rejimi bidat kerhanesini tamir edip sünnet-i seniyyeyi ihya edecektir. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ömer'e Yahudi çocukları içerisinde birini gösterip işte Süfyan'ın sureti buyurdu. Hazreti Ömer ileri atılıp öyleyse ben onu öldüreceğim dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ise eğer bu Süfyan ve İslam Deccalı olsa sen öldüremezsin. Eğer o olmazsa onun suretiyle öldürülmez buyurdu. Evet, Süfyan ahir zamanda gelecek ve kıyamete kadar hak üzere cihada devam eden, muhalefet edip düşmanlık edenlerin bir zarar vermeyeceğini, bu hak cihatlarını muzaffer olarak sürdüren ve en son grubu Mesih-i Deccal ile savaşan bir cemaat ve onun temsilcisi olan Hazreti Mehdi tarafından öldürülecektir. Hazreti Mehdi mücadelesini bütün mukaddesleri inkar fikirleriyle ortaya çıkan büyük Deccal'a hem de İslam'a, Kur'an'a savaş açan dinsiz, yalancı, İslam Deccal'ı Süfyan'a karşı verecek, bu mücadeleler sonucunda onu öldürecek, tahribatını tamir edecektir. Hazreti Mehdi geldiğinde sadece dini anlamda değil, her yönüyle dünya büyük bir değişim yaşar. Mesela onun getireceği altın çağ öncesinde dünyada büyük bir ekonomik kriz yaşanır. Tüm dünya sistemi büyük bir tıkanıklığın içinde bulur kendini. Aslında şu içinde bulunduğumuz malum durum bunu çok net bir şekilde anlatmıyorum hepimize. Çin'de başlayıp tüm dünyayı saran malum hastalık nedeniyle neredeyse nasibini almayan ülke kalmadı ve ekonomik kriz yaşamayan bir ülke yok. Her ülke kendi derdine düştü. Kimisi çoktan pes etti zaten. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bile sonunu hiç iyi görmüyorum. Çünkü Allah tüm dünyayı Hazreti Mehdi'nin sistemine mecbur bırakacak. Tüm ülkelerin çöküşe geçtiği bu dönemde Türkiye'nin ise tam tersine büyümeye geçmesi akıllara birçok soruyu da beraberinde getiriyor aslında. Peygamber Efendimizin bazı hadislerine ve birçok alimin sözlerine baktığımızda Hazreti Mehdi'nin Türkiye'den çıkması bile söz konusu. Bu konuyla ilgili size Kıbrıslı Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri'nin Cübbeli Ahmet Hoca ile olan bir diyaloğunu izletmek istiyorum. Evet, izliyoruz. Nasıl olacak inşallah bir fütühat ne zaman olur buralar bir huzura kavuşur buralar? Vakti sahibi gelecek. Sahibi gelecek. Sizden gelecek. İnşallah. İnşallah ulaşırız görürüz inşallah. Malum halimizdir ki Bismillahirrahmanirrahim El Melhametül Kubra Efetül Konstantaniye Fî Sitteti Eşhurin Evi sabiati yahrucun deccal. Aziz ye şerhi var. Camus Sagini. Onun şerhi içerideki şerhinde kuvvetlidir. Aziz ye şerhi hamişidir. Evet. Hifni. Efendim. Hifni diye bir şerh var. Yanda hamişte. Evet. Videoda izlediğiniz gibi Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri beklenen Mehdi'nin Türkiye'den çıkacağını söylüyor. Arap Baharı yaşanmadan önce Arap Baharı'nın olacağını da söylememiş miydi Şeyh Nazım Efendi zaten? Elbette, onu da haber vermişti. Hatta içinde bulunduğumuz malum hastalıkla ilgili olarak haber verdiği bir videoya bile denk geldim sosyal medyada. Videoda söylediği cümle aynen şu şekildeydi. Birkaç yıl sonra dünyayı kasıp kavuracak bir kasırga gelecek. Ama bu öyle bilinen bir kasırga değil. Çok tehlikeli bir virüs kasırgasıdır bu gelecek olan. Boğazdan girdiği vakit önce akciğere ve sonra kalbe yapışarak birçok kişinin canını alana kadar kişiyle savaşacak. O gün geldiğinde evinde olan güvende olacak. Evinize girin, dışarı çıkmayın. Evinde otur,
Allah'ı anmakla meşgul ol diyordu. Ve bunun yanı sıra 2021'den sonrası çok anormal olarak devam edecek diyordu. Allah tüm Müslümanları ahir zaman fitnelerinden korusun. Evet arkadaşlar, bu videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.